Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber e, kare hesaplayacağız. Ya da dikdörtgen diyebilirim. Öncelikle şunu göstereyim. Bildiğiniz üzere dikdörtgenin alanını hesaplayacağız. Dikdörtgenin alanı uzun kenarla kısa kenarın çarpılmasıyla elde ediliyor. Hadi bakalım bunu bir beraber yapalım. Nasıl yapacağız? Az önceki çalışmaların yine bir benzeri olacak. Öncelikle kısa kenar diye bir değişken tanımlıyorum ve integer tabii ki input deyip lütfen affedersiniz lütfen kısa kenarı giriniz diyorum. Kısa kenar atıyorum 100 olsun. Şimdi bir de uzun kenar lazım bize. Uzun kenar eşittir int input Lütfen uzun kenarı giriniz dedim. O da 250 olsun mesela. Şimdi ben alanı hesaplayacağım. Tabii ki alan da bir değişken. Alan neyden ibaretti? Az önceki formülden hatırlıyorsunuz. Kısa kenar çarpı uzun kenardan oluşuyor ve ekrana yazdıralım. print alan virgül alan gördüğünüz gibi e, 25.000 çıktı peki bir soru hani aklıma geldiği için soruyorum biz burada kare değil de bir üçgen olsaydı bu yani şuradan geçen bir üçgen olsaydı bu durumda formülümüz a çarpı h bölü 2 olacaktı çünkü tam ortasından kesiyoruz. Hadi bir de onu hesaplayalım biz. Uçgen alan eşittir. Alan bölü 2 olacak bu durumda. Ve print üçgen alanı virgül uçgen alan yarısı kadar olduğu için de haliyle 12.500 olacak. Tabii ki gördüğünüz gibi <laughs> fluat yani noktalı bir yapıda bu bizim için zaten sorun değil Şimdilik bu kadar bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere arkadaşlar